Aa! Ne oldu? Nereye geldim? Bunca zamandan sonra... Dur bakayım. Cennet, cehennem mi? Bu neymiş ya böyle? Aa! Hop hop birader. Kardeşim buraya bak buraya. Şşş. Alo. Bir dakika. Bir dakika, bu sesi tanıyorum. Oğlum. Aa git o. Senin burada ne işin var? Kürşat, ne yapıyorsun burada? Oo kardeşim sen de mi öldün? Gözümüz yollarda kaldı ya. Öldük mü? Lan doğru ya. En son ölmüştük biz ya. Yaşlı dede beni buraya doğru getirmişti. Ya git o. Önce ben öldüm. Burada cennet cehennem sırası beklerken seni göreceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Kanka, ben de seni burada göreceğimi hiç düşünmemiştim ya. Sıra mı var abi burada? Kanka olmaz olur mu işte sırayı bekliyoruz. İçeriden bizi çağıracaklar. Sonra Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz. Bakalım cennet mi cehennem mi birine bizi atacaklar. Hadi ya. Lan inşallah cehenneme gitmem lan. Kanka sen ne düşünüyorsun? Sana neresi çıkar sence? Ya kanka vallahi bence bana cennet çıkar gibi düşünüyorum ama yani cehennem çıkarsa da fena olmaz. Orada da güzel gacılar varmış. Hadi bakalım inşallah çıkar kanka. Ay, ne zaman acaba sıramız gelecek ya? Ya vallahi git o bilmiyorum biz bu kardeşimizle 1000 yıldır şunun içinde yemek yapıyoruz. Yiyoruz, yiyoruz hala bizi çağırmadılar. Sinirleneceğim ben de şimdi. O kadar oldu mu buradayken? Of. Oho. Ah be abi, keşke ölmeseydik ya. Üç kişi gelsin. Kanka, sıradan 3 kişi diyor. Zaten biz de 3 kişiyiz ya. Galiba bizi çağırıyorlar. Tamam, git o hadi artık gidelim ya. Bu iş çok uzadı. Gel gel. Hadi bak onum, ortama bak. Lan ne oluyor? Anam. Aa, git o senin ismin yazıyor burada. Aa, evet ya. Aa, şu da melek galiba kanka. Kanka sen seçilmiş kişi misin yoksa? Yok be kanka, ne alakası var? Melek Hanım burada neden Gito yazıyor acaba? Canım benim. Yeni öldü o yüzden. He, yeni öldüğü için. Tamam kanka sen seçilmiş kişi değilmişsin. Kanka bir an beni mutlu ettin ya. Dedim ki belki cennete giderim. Of. Tamam neyse, sorun değil ya. Evet, sıradaki kişinin adını okuyorum. Yusuf, bir adım öne çık. Yusuf ben değilim. Yusuf bu. Anam, Yusuf oldum ben şu anda. Yusuf, sen cennete gidebilirsin. Hak kazandın. Ana, cennet hak kazandı kanka, görüyor musun? Kanka inşallah biz de o kadar şanslı oluruz ya. Ha, umarım yani ama sanmıyorum. Melek abla, Melek abla, ben Kürşat. Kürşat da cennet değil mi? Yes, cennet değil mi? Şu anda bakıyorum Kürşatcığım. Ama sen ne yazık ki cennete gidemeyeceksin. Ne? Oh. Ya Melek abla şuradan bir şeyler yapamıyor muyuz ya? Sen şu donutları al, şu sosisleri al. Sen oradan beni bir cennet yaz ya. Böyle bir şey yapamıyorum maalesef. Ama sana şunu söylemek isterim ki cehenneme gitme sebebin bir toplu taşıma aracında yani bir otobüste gaz çıkarmışsın. Ana kanka, insanın hakkını mı yedin ya? İnsanlar var Kanka. ya, o otobüste kimin osurduğunu da bulamamıştır senin yüzünden. Melek abla ama osurmak çok normal bir şey değil mi? Yani herkesin yaptığı bir şey. Sen osurduktan sonra o otobüsteki 3 tane yaşlı kalp krizi geçirdi öldü ya. Ne? Ana kanka, sen ne yedin ya? İnsanları kalp krizi geçirtmişsin ya. Ne yedin abi sen böyle? Git o. Kanka beni biriyle karıştırmış bunlar ya. Melek abla siz emin misiniz? Kürşat ben. Pembe saçlı olan. Ben böyle bir şey yapmış olamam. Evet canım. Tamamen sensin. Bak burada yazıyor işte. Önce sushi yemişsin. Sonra çiğ köfte. Sonra bir güzel her şeyi götürmüşsün ya. Bu ne ya? Ya bulamaç kanka, sen ne yaptın ya? Allah'ım ya Rabbim. Ya git o, aramızda kalsın. O gün de çok açtım biliyor musun ya? Yemek zorunda kaldım. Ah be kankam ya, bu yüzden de cehenneme gitmen gerçekten beni güldürüyor. Oğlum bayağı tutmuştum da yaşlılarda vardı, salmak zorunda kaldım ya. Ah be kankam be. Çok komik ya. Gitocuğum, sen de o kadar gülüp de mutlu olma. Sen de onunla beraber cehenneme gideceksin. Ne? Kanka sen de benimle geliyorsun. Gene ayrılmaz ikili olduk he. Kanka gözünü seveyim. Cehennemde ne ayrılmaz ikilisi be. Ya bir dakika. Melek Hanım, ben niye gidiyorum cehenneme? Ben küçük bir kızı kurtardım ya. Ondan sonra zenginlere dersini verdim. Ne diyorsun sen? Senin sebebin ise bak burada yazıyor. Yazıyor. Sen bir karıncaya yardım etmişsin. Tamam, güzel bir şey işte bu. Karıncayı tuttum ve evine götürdüm. Tamam bu şekilde yapmışsın. Ama evi diye bıraktın. Karıncanın evi başka bir karıncaların eviymiş. Başka bir koloniye bıraktığın için orada dayak yemiş. Ne? Karınca benim yüzümden dayak mı yemiş? Evet, çok fena dayak yedi.
Tamam da sadece bunun için cehenneme gidilmez yani. Başka ne yaptım ki? Bir tane daha yaptığın en kötü şeylerden biri var. Neymiş ya? Ne yapmışım artık? Allah Allah. Bir kaplumbağaya yardım etmek için onu karşıdan karşıya geçirmişsin. Evine çok hızlı bir şekilde varmış. Ama evine vardığında işte ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Çok kötü şeyler olmuş. Aa, ben bu hikayenin sonunu biliyorum ya. Hadi ya, o hikayenin sonunu... Tamam anladım. Canım biraz uzak dur. Gaz mı çıkaracağım, bir de yanıma yaklaşmış ya. Yok Melek abla, ne yazıyor diye bakmıştım da tamam gidiyorum. Sen okuyamazsın Melek, bilmiyorsun. Ya yine de Melek Hanım, bir şey söyleyeceğim. Bunlardan da cehenneme gidilmez ya. Evet gidilmez canım. Çünkü bir suçun daha var. Neymiş ya suçum, artık yeter. Sürekli yeni suçlarım çıkıyor. Hatırlıyor musun? Bir adamın cebinden bir cüzdan düşmüştü. Sen de hemen koşup onu geri vermiştin. Evet, bu iyi bir hareket işte. Yani tam cennetlik bir hareket. Neden ben cehenneme gidiyorum? İşte o cüzdanı adam aslında başka birinden çalmıştı. Sen hırsıza cüzdanı geri vermiş oldun. İnsan bir içini açıp bakar okur ya. Kimin cüzdanı bu diye. Ana ya, ben nereden bileyim, ben iyilik yapmaya çalışıyorum aslında ya. İşte iyilik kitaplarını okumuyorsunuz doğru düzgün. Sonra yanlış iyilikler yapıyorsunuz ya. Of ya. Yürüyor musun kanka? Kanka vallahi bilmiyorum ama böyle bir şey yaptıysan ben de senin yüzüne tüküreceğim. Benim de bir gün cüzdanım çalınmıştı. Onu yoksa sen mi gidip hırsıza verdin lan? Kanka senin cüzdanın mıydı acaba? Bilmiyorum ki ya. Of, çok karıştı işler. Kanka onu bunu boş ver. Biz cehenneme gideceğiz şu an, farkında mısın? Oo kanka, gidelim de orada kızlarla böyle bir ateşli banyo yapalım ya. Kardeşim cehennem öyle bir yer değil. Yani öyle bir yer değil, değil mi Melek Hanım? Yok hiç değil. Bu cevap sana yetti mi Kürşat? Kanka yetmedi, ben orası güzel diye gidecektim. Melek abla, o zaman bana bir indirim yap, kampanya bir şey yok mu ya? Ne yapsınlar? Çocuklar daha öyle... mı az yaksınlar seni? Daha mı az açsınlar ateşin şeyini? Allah Allah. Kanka ne bileyim, benim yaşım küçük falan diye bana bir indirim uygulanıp kampanya yaparlar diye düşündüm. Kanka bir alana bir bedava yapıyorlar işte, yani sen yanıyorsun ben de yanıyorum. He kanka, sen yanıyorsan ben de yanarım, sıkıntı yok. Ben gerçekten bazen sorguluyorum kanka senin beynini ya. Neyse of, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi sizin cehenneme gitme zamanınız geldi. Bir saniye. Ne oluyor lan? Telefon mu? Kanka sen cehenneme gidiyorsun ha. Kanka sen de gidiyorsun benimle. Of. Oh, acil bir mesaj. Birinin ruhu mu alınacak? Oğlum çekilsene şu ölümden. Melek abla, ben de bakabilir miyim? Bakamazsın. Melekçe bilmiyorsun, anlamayacaksın zaten. Allah Allah. Kanka orada çok değişik şeyler yazıyor. Okunmuyor da he. Kanka okuyamazsın ya. Of. Azrail! Nerede bu Azrail ya? Ha, çağırdım da o saatte geliyor. Aha kanka. Aha Azrail geldi kanka. Oha! Kanka Azrail'e bak. Suratı yok kanka, kafasız. Headless kanka, headless. Azrail, sen şu kişinin, sana şimdi mesaj atıyorum, bunun ruhunu almaya gitmen gerekiyor. Hadi bir koşu git yap gel. Ya adını da okuyamıyorum, çok değişik bir ismi var ya. Sanki basılı kalmış, bütün klavyeyi basmışlar. Tamam bunu git de al ruhunu, gel hadi bakayım. Kanka. Aha kanka, almaya gidiyor, almaya. Çok fena gitti. Kanka. Neyi almaya gidiyor bu ya? Kanka bir tane daha insanın ruhunu alıp gelecek, anlasana ya. Allah'ım yarabbim. Kanka bir şey diyeceğim. Bunlar bu ruhları alıp biriktirip ne yapıyor? Kanka sana cevap vermiyorum şimdilik, tamam mı? Seni ignoruyorum kanka. Seni görmezden geliyorum yani. Kanka bir de bir şey diyeceğim. Bunlar melek değil mi? Bunların niye telefonu var? Harbiden lan. Bu gerçekten sorulması gereken bir soru. Kanka boş ver, sorma. Şimdi bizim cehennem ateşimizi çoğaltırlar. Biz gidelim de yanmaya başlayalım ya. Değil mi? Erkenden bitsin şeyimiz, günahımız. Bak ya, gene cennetin önüne fazladan araba koymuşlar, hep fark etmişler ya. Bir dakika, anons yapmam gerekiyor. Evet, beni duyuyor musunuz? Musunuz? Duyuyoruz Melek abla. Cennetin önüne. Bir araç park etmişti, tir. Ne oluyor lan? Niye kanka yankılanıyor? Park yapıyorlarmış. 34 B D 19 95 plakalı araç, hemen çeksin ya arabasını. Vallahi bir daha oraya park edersiniz var ya, cehenneme atarım size. Melek falan dinlemem. Kanka çok kızı lan bu Melek. Kanka o araba bizim değildi mi?
Kanka bizim arabamız mı var ya? Melek diyor zaten. Biz melek değiliz ki. İnsanız. Doğru kanka, bizim arabamız yok ki. Ah be Kürşat. Bak hadi sen öldün kanka da ben niye öldüm yani? Hadi bak, senin zekandan dolayı ölmen çok normal de ben niye öldüm kanka? Kanka fazla zekadan öldüm, doğru diyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar, şimdi sizi cehenneme göndereceğim. Bir isteğiniz var mı diye sormuyorum. Çünkü çok da bir şey isteyeceğinizi düşünmüyorum ama bol bol su istersiniz ama vermeyeceğiz. Neyse. Kanka su yok diyor, bana bir şeyler oluyor. Kanka hiç kendini yere atma, burada yemezler bro. Yemezler mi? Aynen. Tamam kanka, kalktım. Canım bir kere öldün zaten, kaç kere öleceksin? Kanka ya, melek çok komik ya. Kanka hep benimle dalga geçiyorsunuz sizde ya. Dut. Ah. Ana. Lan bir cehenneme gidemedik ya, sürekli mesaj geliyor. Yemin ederim burası cehenneme döndü. Kanka boşver, gitmiyoruz işte, boşver. Acil durum mu? Bir saniye ya. Ne acil durumu? Kırmızı alarm. Yanlış kişi mi? Nasıl yani? Yanlış kişi mi? Anam, yanlış kişinin ruhunu almaya göndermişim Azrail'i. Yandım ben. Allah, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Melekliğim şu anda gidecek elden ya. Melek olmak için çok iyilik yaptım ben. Melek Hanım durun, ne oldu, yardımcı olalım, söyleyin. Fıkımın kökü oldu, sen nasıl yardımcı olacaksın? yandım ben. Melek Hanım bakın, ben dünyada bir sürü şey başardım ya, ne olduğunu söylerseniz belki yardımcı olabilirim. Hatta Kürşat'la birlikte olabiliriz belki. Oluruz abla, ama bize indirim yapman lazım, böyle beleşe olmayız he. Biraz önce Azrail'i hani bir ruh alması için göndermiştim ya. Evet. Ha. İşte yanlış kişinin ruhunu alması için göndermişim. Şimdi başka biri ölecek. Asıl ölmesi gereken kişi ölmeyecek. Ana, çok büyük yanlış yapmışsınız ya. Sizin şimdi meleklik yanar ana. Aynen. Ana, Melek Hanım. Melek Hanım bir kendinize gidin. Yok, bir su falan yok mu ya? Arkadaşlar kanka, bir su yok mu? Kanka melek bayılmışken gelsene, biz cennete girelim. Gel. Kanka gözünü seveyim, öyle kolay olsaydı girerdik değil mi? Yani burada özel güçler var, farkında mısın? Öyle kafana göre giremezsin kanka. Dur sakin ol. Şu meleği bir uyandırmaya çalışayım. Melek uyan melek. Heh. Ay iyiyim. Merak etme, ben istesem de ölemem zaten. Melek Hanım benim bir fikrim var. Neymiş fikrin, söyle bakayım. Sizi kurtarabilirim ama sizden de küçük bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Bizim bu günahlarımızı silmenizi isteyeceğiz, tamam mı? Sadece bu kadar. Bizi dünyaya gönderin, tamam, ben bu işi bir haftada hallederim. Sadece günahlarını silerim bak. Yasaklı meyve falan getiremem sana. Yok ben, ne alakası var? Ben zaten yasaklı meyve yemeyeceğim. Ha, bizde en önemli kural bu da. Yok sıkıntı yok. Bana bir hafta verin. Ben o kişinin hayatını kurtaracağım, emin olabilirsiniz. Peki tamam. Ama eğer ki kurtaramazsan cayır seni yakarım, kendimi izlerim bak. Tamam. Yaparız değil mi Kürşat? Kanka sen ben yapacağım dedin. Vallahi senin ağzından Kürşat diye bir şey çıkmadı. Kürşat gelsene buraya bir. Gel. Heh. Melek abla dur ya, biz geliyoruz. Melek Hanım bir dakika. Heh. Kürşat senin ağzına s***. Oo. Tamam gel. Kanka ne diyorsun? Gel şimdi gel. Tamam Melek Hanım, biz Kürşat'la birlikte hallederiz bu işi. Tamam. Bana bak Kürşat. Bu git onun sözünden çıkmayacaksın. Tamam mı? Niye ki Melek abla, benim aklım yok mu? Pek yok gibi. Ya kanka siz de Allah'ım ya. O zaman şimdi sizi geri gönderiyorum dünyaya. Papuduk, pufuduk, pufuduk. Hoppa. Ana. Tekrardan nefes alıyorum, Allah'ım yaşıyorum. İnanılmaz. Sonunda galiba. Geri döndüm ama bir görevim var. Hem de bir hafta içinde tamamlamak zorundayım. Yalnız Kürşat nerede? Kürşat? Kürşat sen neredesin dostum? Kanka buradayım ya. Kürşat bu sen misin? Kanka benim, tanıyamadın mı ha? Kankacığım. Senin boyunda ne oldu ya? Bir dakika, kıyafetin niye böyle, saçların gitmiş? Bizi buraya gönderirken bana melekler sordu, dedi ki nasıl bir kıyafette gitmek istersin? Ben dedim ki takım elbise beyaz olsun dedim. Sen ne yaptın? Kanka ben ne yaptım biliyor musun? Orada bir tane kız vardı, pembe saçlı. Bana dedi ki seninle manita olayım mı? He olur dedim. Karşılığında da ben seni istediğim gibi dünyaya göndereceğim dedi. Kabul ettim, beni böyle göndermiş ya. Kürşat çarpılacaksın. Kardeşim tamam anlıyorum da... Bacağını niye yamuk yumuk istedin? Kanka ben istemedim. Kız öyle yapmış. Oğlum kız seninle dalga geçmiş ya. Allah'ım neyse tamam. Hadi tamam. Etrafına bak da şu Azrail nerede bulalım, tamam mı? Allah'ım kanka benim dondurma saatim. Şu bitsin de biraz dur ya. Kanka etrafına bakar mısın? Azrail bulmamız lazım. Kanka şu Azrail mi? Lan gidiyor. Hadi koş çabuk, onu takip edelim.
Kanka koşuyorum da boyum kısa ya. Fark ettim, vermeye çalışalım kendimizi. Dikkat et. Kanka beni istesem de göremez ki zaten. Kanka niye? Oğlum boyuma baksana, şuraya geçsem direkt aynı şeyim he. Ya of Kürşat. Gel takip edelim çabuk. Ediyorum ediyorum. Aha işte Azrail orada. Aha. Kanka orada durdu. Ne yapıyor sence? Kanka ne yapsın ya? İki çay kahve söyleyip bitecek herhalde. Kanka birine bakıyor. Farkında mısın? Birine bakıyor. Oğlum ben gözlüklerden göremiyorum. Orada biri mi var? Kanka bir dakika, benim şu çantamın içinde bir şey olması lazımdı. Heh bir dakika bir bakayım. Hop. Aha dürbün. Oo kanka. Ne oluyor? Oğlum cips fiyatları 10 lira olmuş. Ya kanka ver şunu ya, ver. Al kanka ya. Allah'ım yarabbim, dur ben bakayım. Allah'ım Azrail büyü yaptı. Kızı araba çarpacak. Kanka, kanka merak etme, o iş bende. Allah! Lan ne oluyor? Dur ona çarpma. Oh! Ah! Kürşat! Kardeşim! Anam kafası arabanın altında kalmış ya. Çocuk zaten daha yeri gelmişti, bir daha öldü ya. Azrail ne yapıyorsun? Yanlış kişi öldürdün. Ha? Kürşat? Kanka. Kanka ne oldu, sen ölmüştün, kafan arabanın altında kaldı. Kanka çaktırma, ben ölümsüzüm, ondan atladım oğlum, yoksa niye atlayacağım? Oğlum biz ölümsüz müyüz? Kanka görevimizi tamamlayana kadar ölmeyeceğiz, bilmiyor musun? Ana inanılmaz. Kanka bunu düşünemedim, vay be. Oğlum ben niye yoksa tanımadığım bir kızın önüne atlayayım, enayi miyim? Tebrik ederim oğlum seni. Ay hayatımı kurtardınız, teşekkür ederim. Kanka bu güzelim sahnenin içine ettiğin için teşekkür ederim. Kanka vallahi tutamadım, çok geldi ya. Ben görevimi asla bitirmeden geri dönmem. Kanka Azrail nerede? Ah oradaydı, gitmiş. Kanka vallahi Azrail'i falan bilmiyorum da ben çok rahatladım ya. Kanka rahatlamışsındır evet yani. Ama şöyle bir durum var, bu Azrail acaba vazgeçti mi kanka? Kanka vazgeçmiştir. Bir kere denedi olmadı, gitmiştir. Boş ver ya. Hadi biz de gidek. Aa, güzel bayan. Görüşürüz tekrardan. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Dikkat edin. Ay siz de kendinize iyi bakın. Yakışıklı beyefendi. O zaman görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tatlı bayan. Güzel hanım. Ay ne kadar güzeldi ya. Gerçekten çok beğendim. Ay. Kanka. Ne oldu ya? Kanka sen mi çarptın bana? Kanka ben çarptım tabii, gördün mü, ölmüyorsun, bak denendi, onaylandı. Kanka ölmüyorum da biraz kemiklerim kırılmış gibi. Bu ne zaman geçiyor? Kanka birazdan geçer, bilmiyorum ya, benim hemen geçti. Oo güzel hanımefendi, nasılsınız? Ben sizi kurtardım he. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bol bol like atarsanız arkadaşlar, ikinci bölüm sizler için daha hızlı bir şekilde gelecek. Sizleri çok seviyorum. Lütfen diğer arkadaşlarımın kanallarına, Buse Duygu'nun ve Kürşat'ımızın kanallarına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay.